Anadolu'nun Çoraklı kasabasında yaşayan, ailesinin geçimini de köylünün koyunlarına çobanlık yaparak sağlayan İbrahim, erken yaşta vefat etmiştir. Eşi ve iki çocuğuyla ortada kalan ailesinin, başka geçim kaynakları olmadığından, köylüden gelen yardımlarla ayakta durmaya çalışırlar. Yıllarca, fakir bir hayat süren ailenin büyük oğlu Süleyman, genç bir delikanlı olmuş, annesine ve kardeşine bakmak için, baba mesleği olan çobanlık yapmaya karar vermiştir. Köylü ise, koyunlarını güdecek güvenilir çoban bulmakta zorlandığından, genç Süleyman çobanlık yapmak istediğini söyleyince, tanıdık, güvenilir ve dürüst biri olduğu için, hiç düşünmeden köylü koyunlarını Süleyman'a emanet ederler. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte genç Süleyman, köydeki kurtçu köpekleri de yanına alarak, koyunları otlatmak için, bozkırın uçsuz bucaksız topraklarında, bıkmadan, usanmadan, uzun mesafeler kat etmektedir. Bu uzun sürecek serüvende, onu yalnız bırakmayan sadık dostu, kurtçu köpeklerden başka güveneceği hiç kimsesi yoktur, Süleyman'ın etrafında. Günler hızla geçmeye devam ederken, bir gün hayvanların tedirgin olduğunu fark eder, tam bu esnada çalıların arasından kurtçu köpeklerin sesleri gelmeye başlar, olan biten karşısında ne yapacağını bilemeyen genç çoban, etrafta koşuşturan aç kurtları görünce, bir anda telaşa kapılır ve korkmaya başlar. Kurtçu köpeklerden tecrübeli olanı yakaladığı kurtla boğuşmaya başlar. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan Süleyman, aç kurtların kalabalık olduğunu görünce, çaresizlik içinde, kurtlarla mücadele eden ve kurtların peşinden giden köpeklerin dönmesini bekler. Kurtların peşinden giden köpeklerin, gözden kaybolduktan birkaç saat sonra, uzaklardan geldiğini fark eder, üstlerini kanlar içinde görünce, bu hallerine çok üzülür, ancak hiçbirinin yara almadığını görünce Süleyman derin bir nefes alır. Süleyman, yaşanan bu olaylar sonrasında, kurtların, sürüyü koruyan köpekleri geçmeden, koyunlara zarar vermesinin neredeyse imkansız olduğunun farkına varır. Bütün bu yaşananlar kendisi için tecrübe olsa da, çobanlık yaparak hayatına devam eden Süleyman, birçok tehlike ve zorlukla karşı karşıya kalmıştır.